Spor Toto 3. lig 2. grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor deplasmanda Silivri Spor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul Silivri Stadında oynanan karşılaşmaya Silivri Sporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Bodrum'dan gelen yaklaşık 50 taraftar da takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. İki penaltı düdüğünün çaldığı baştan sona kadar heyecanlı geçen karşılaşmanın önemli pozisyonları ise şu şekilde. Dakika 1 Silivri Spor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Fahri Eren ceza sahasına girerken Bodrum Sporlu Erkan ve Erhan'ın arasında kalarak yere düştü ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yunus Yaşar'ın kullandığı penaltı vuruşunda Bodrum Spor kalecisi Gökhan topu kurtardı. Dakika 10 Bodrum Spor'da Ali Koçak'ın kullandığı serbest vuruşta Agah Oktay kafayla topu ağlarla buluşturdu ancak karşılaşmanın hakemi golü offside gerekçesiyle vermedi. Dakika 38 Bodrum Spor'un atağında ceza sahası içinde Silivri Sporlu İbrahim Fatih topa elle dokununca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ali Koçak Bodrum Spor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Dakika 42 Silivri Spor atağında Bodrum Spor kaptanı Erkan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Silivri Spor'un kullandığı serbest vuruşta top önce direğe çarptı ardından kaleci Gökhan topu uzaklaştırmak istedi. Ancak Silivri Spor'dan Vahit Yaşar topa dokunarak takımına beraberliği getiren golü attı. Dakika 71 Silivri Spor atağında Murat Akçay'ın ortasında Adem Çalık'ın vuruşunda Bodrum Spor kalecisi Gökhan topu kornere çeldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında ev sahibi Silivri Spor birçok pozisyona girse de girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Bodrum Spor 10 kişi oynamasına rağmen futbolcuların gösterdiği mücadele herkes tarafından beğenildi. Karşılaşma sonunda Bodrum Sporlu taraftarlar takımı tribünlere çağırarak futbolcuları göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarken Silivri Sporlu taraftarlar da Bodrum Sporlu futbolcuları 10 kişi kalmalarına rağmen gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladılar.